Sevgili seyirciler, El Cezire televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Ak ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin kurşunuyla başından vuruldu ve hayatını kaybetti. İsrail ise Filistinli saldırganlar tarafından vurulmuş olabilir diyor. Haber nöbetindeki gazeteciler kurşunların hedefi oldu. İsrail güçleri Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına baskın düzenledi. Bu sırada basın mensupları da görevdeydi. Katar merkezli El Cezire televizyonundan kadın muhabir Şirin Ebu Akile de onlardan biriydi. Üzerinde basın mensubu olduğunu gösteren yeleği de vardı. Her şey bir anda oldu. İsrail güçleri gazetecileri de hedef aldı. Akile başından vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığıldı. Yanındaki meslektaşları ne yapacaklarını şaşırdı. Korku ve panik hakimdi. Bu sırada gazeteci Ali Samodi de sırtından yara aldı. Akile kanlar içerisindeyken bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü. Ancak hayatını kaybetti. İşgal öldürücü ve canice. Bizi hiçbir sebep olmadan vurdular. Biz basın üniformalarını giymiş, büyük harflerle basın yazılı kasklarını takmış bir grup gazeteciydik. Onların bizi görmesi için ordu devriyelerinin önünden yürüdük. Daha sonra silahlı kişilerin olmadığı, sivillerin olmadığı, hiçbir olayın olmadığı yola gittik. Ateş etmeleri karşısında şok olduk. Ben şanslıydım. İlk mermi geldiğinde sırtımı döndüm. Sırtımdan yara aldım. Beni öldürmek istediler. İkinci kurşun meslektaşım Şirin'i vurdu. Onun ölümüne sebep oldu. El Cezire kanalı yaşananlardan İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail işgal güçleri muhabirimiz Şirin Ebu Akile'ye soğukkanlılıkla, uluslararası yasaları ve normlar ihlal edilerek tasarlanmış bir cinayetle suikast düzenledi açıklaması yapıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas da Akile'nin ölümünden İsrail sorumludur dedi. Oraya vardıktan dakikalar sonra ilk kurşun sesi geldi. Onlara hedef alındığımızı, ateş açıldığını söyledim. Arkamı döndüm ve Şirin'i yerde buldum. Diğer arkadaşımız onun yanında ağaçla kendini korumaya çalışırken bağırıyordu. İsrail ordusu iddiaları reddetti. Muhabirlerin çatışma sırasında silahlı Filistinli saldırganlar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Filistinli yetkililerle birlikte bir soruşturma başlatmayı teklif etti. Ancak daha sonra bu teklifin reddedildiği iddia edildi. Katar'da yaşananlara tepki gösterdi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsrail'de devlet terörü işlendiğini söyledi. Olayın ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasında protestolar düzenlendi. 51 yaşındaki Şirin Ebu Akile, El Cezire'nin tanınan gazetecilerinden biriydi. 15 yıldır İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar üzerinde çalışıyordu.